Kazan Tatarları ile ilgili, yani Türkiye'deki fazla bilinmiyor Kazan Tatarları. Dünyada 7 milyon Kazan Tatarı olduğu söyleniyor, düşünülüyor ama tam olarak sayısı da belli değil. Çünkü bu sayı 18. yüzyılda alınan bir sayı, Dili Petro döneminde halen 7 milyon, 7 milyon diyoruz. Tataristan'da toplam 3 milyon 600 civarında nüfusu var. Tataristan'ın bugünkü, yani Kazan Tatarlarının ana vatanı diyeyim. Yani küçülmüş şekliyle. Burada %51'i kadar Kazan Tatarı, yani 1 milyon 800 civarında Kazan Tatarı Tataristan topraklarında yaşamaktadır bugünümüzde. Ama diğer kalanları da dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdadır. Türkiye'de de bazı söylentilere göre 25 bin var, bazılarına göre 50-60 bin var diyen de var ama sayıyı bilen yok. Yani kesin sayıyı bilmek için araştırmak gerek. Bununla ilgilenen de yok. Açık söylemek gerekirse böyle. Yani ben de buraya geldiğimde kimsin diye soruyorlar bazen. Tatarım diyorum. Sonra yüzüme bakıp Kırım Tatarı mı diyorlar. Kırım Tatarları Türkiye'de daha çok biliniyorlar. Aktifler, pahalılar. Gerçekten de bizim Kazan Tatarları gibi nasıl desem yatıp yumuyorlar. Gerçekten de şey, bugün Süyünbike ve Kazan şehitlerini anma etkinliği diye kısa bir özet geçeceğim. Çünkü uzun uzun anlatmak olmuyor. Farklı bir ortamdayız şu anda. Hem sanatçılarımız var, onun için kısaca özetlemek istiyorum sadece. Kozan Tatarlarının geçmişi, yani Atilla dönemine dayanmaktadır. Atilla'nın adı Atilla İdil'de, yani İdil boyunda İdil boyunda doğmuş anlamına gelmektedir. Yani Kozan Tatarlarının kurdukları devletler, öncelikle Hun İmparatorluğu, ondan sonra 6. yüzyılda Büyük Bulgar Devleti Kubrat Han'ın kurduğu, 8. ve 10. yüzyıllarda Hazar Kağanlığı, ondan sonra 10. 12. yüzyıllarda İdil boyu Bulgar Devleti, Altın Ordu Devleti ve 1437 yılında Kazan Hanlığı. Yani böyle böyle düne düne konuşayım mı? Ne yapayım ya? Yani? Arkamda oturanlar var. Çok şey. Sizi duyuyorlar o zaman. Daha çok. Duyuyorlar değil mi? Rahat olayım. Kazan Hanlığı, Ulu Muhammed, yani tarihçilerin fikrine göre Kazan Hanlığı'nın kuruluşu ile ilgili de çeşitli varsayımlar var. Bazılarına göre Kazan Hanlığı'nı Ulu Muhammed Han kurmuş 1437 yılında. Bazılarına göre onun oğlu Mahmud Han kurmuş vesaire. Ama Kazan Hanlığı'nın varlığı 1437 yılından belli. Kazan Hanlığı'nın devirlerini inceleyecek olursak, Kazan Hanlığı'nın kudretli devri diye geçen 1437-87 yılları arası 50 yıllık bir dönem. İkinci dönem Kazan Hanlığı'nın Rus himayesi altındaki devri, bu 34 yıl ve üçüncü dönem Milli Uyanış devri 29 yıl ve Kazan Hanlığı'nın çöküşü olarak geçen 5 yıl 1551-56 yıllar. Kazan Hanlığı'nın kurucusu olarak bildiğimiz Ulu Muhammed Han, büyük bir devlet adamı, aynı zamanda usta bir kumandandır. 7 Temmuz 1445 yılında Suzdal şehri yakınlarında Rus-Tatar savaşında Ulu Muhammed Han Rus kuvvetlerini yenerek Knyaz 2. Vasili esir olmuş. Ve bu esir olduktan sonra anlaşmaya varmışlar Rus kneziyle. Bu anlaşma gereği Ruslar Kazan Hanlığı'na 200 ruble gibi büyük bir miktar para ödemek zorunda kalmışlar ve böylece 2. Vasili serbest bırakılmış. Ulu Muhammed Han'dan sonra tahta onun oğlu gelmiş. Yani Kazan Hanlığı'nda çeşitli devirler yaşandığı için tüm devirlerini şey etmek mümkün değil. 1462 yılına geçecek olursak Moskova tahtına 3. İvan oturmuş. 3. İvan yayılma siyaseti yürütmüş. Yani daha önce olan anlaşmaları bir kenara bırakarak Kazan Hanlığı'na defalarca saldırılar yapmış. Ve 1487 yılında Kazan Hanlığı kuşatılmış ve ilk kez Rus askerleri Kazan Hanlığı'nın içine girmişler. Ve bu giriş Kazan Hanlığı'nın Rus himayesi altına girmesi olarak bilinmektedir. Şimdi bu galibiyetinden dolayı 3. İvan Balgarski, yani Bolgar Beyi anlamına gelen
lakap almış kendine. Büyük bir başarı çünkü Kozan Pandığı'nı elde etmek. Kendi şartlarını koşmuş. Bazılarına göre Kazan Hanlığı'nı Ulu Muhammed Han kırmış 1437 yılında. Bazılarına göre onun oğlu Mahmud Han kırmış vesaire. Ama Kazan Hanlığı'nın varlığı 1437 yılından beri belli. Kazan Hanlığı'nın devirlerini inceleyecek olursak, Kazan Hanlığı'nın kudretli devri diye geçen 1437-87 yılları arası 7 yıllık bir dönem. İkinci dönem Kazan Hanlığı'nın Rus himayesi altındaki devri bu 34 yıl ve üçüncü dönem Milli Uyanış devri 29 yıl ve Kazan Hanlığı'nın çöküşü olarak geçen 5 yıl 1551-56 yıllar. Kazan Hanlığı'nın kurucusu olarak bildiğimiz Ulu Muhammed Han büyük bir devlet adamı, aynı zamanda usta bir kumandandır. 7 Temmuz 1445 yılında Suzdal şehri yakınlarında Rus-Tatar Savaşı'nda Ulu Muhammed Han Rus kuvvetlerini yenerek Knyaz II. Vasili esir olmuş. Ve bu esir olduktan sonra anlaşmaya varmışlar Rus kneziyle. Bu anlaşma girebilir. Ruslar Kazan Hanlığı'na 200 rubl ekibi büyük bir miktar para ödemek zorunda kalmışlar ve böylece 2. Vasili serbest bırakılmış. Ulu Muhammed Han'ın Han'dan sonra tahta onun oğlu gelmiş. Yani Kazan Hanlığı'nda çeşitli devirler yaşandığı için tüm devirlerini şey etmek mümkün değil. 1462 yılına geçecek olursak Moskva tahtına 3. İvan oturmuş. 3. İvan yayılma siyaseti yürütmüş. Yani daha önce olan anlaşmaları bir kenara bırakarak Kazan Hanlığı'na defalarca saldırılar yapmış. Ve 1487 yılında Kazan Hanlığı kuşatılmış ve ilk kez Rus askerleri Kazan Hanlığı'nın içine girmişler. Ve bu giriş Kazan Hanlığı'nın Rus himayesi altına girmesi olarak bilinmektedir. Şimdi bu galibiyetinden dolayı 3. İvan Balgarski yani Bolgar Beyi, beyi anlamına gelen lakap almış kendine. Büyük bir başarı çünkü Kazan Hanlığı'nı elde etmek. Kendi şartlarını koşmuş. Kazanlar Rusya'ya karşı harp ilan etmeyecekler. Moskva knyazlarının yani izinini almadan hiçbir iş yapmayacaklar, han adayamayacaklar, evlenemeyecekler vesaire diye belli bir şartlar koymuş ve Tatarlar da bunu kayıtsız şartsız kabul etmişler. Şimdi Yasemin Hanım diyor direkt Simbike'ye geç, uzatma dedi bana. 1433 yılında Kazan Hanlığı'nın tahtına Can Ali gelmiş. Can Ali ile Şahali yani hain olarak bilinen Tatarlar diyeyim. Kasım Hanlığı'nın hanları bunlar. Can Ali tahta geldikten sonra Nugay Mirzası Yusuf'un kızı Süyümbike'yi almak istemiş. Şimdi bunun için hani dedim ya İvan Balgarski'den izin almak zorundalar. Ona İzah etmişler yani ben evlenmek istiyorum, Süyümbike'ye olmak istiyorum, bu da izin vermiş. Şimdi Can Ali'nin hain birisi olduğunu biliyorlar ama Yusuf Mirza buna razı olmuş, razı gelmiş. Neden? Çünkü kızı milli ruhlu, milliyetçi bir kız olduğu için belki onu da etkiler, kendi tarafımıza çekeriz diye. İkinci neden de hani siyasi bağlamda, Kazan Hanlığı, Nugay Hanlığı, hani eski altın ordunun kuvvetini tekrar elde ederiz gibi düşünceler içinde olmuşlar. Ancak bilindiği gibi olmamış. 1400 uzun zaman geçmeden zaten Can Ali'yi Kazan Tatarlar hiç sevmiyorlar. İstemiyorlar da han olarak. 1435 yılında Can Ali öldürülmüş bazı kaynaklara göre. Yani Kazan Tatarlar tarafından öldürülmüş ama bazı kaynaklara göre kendisi ölmüş diye de yazılan yerler var. Ama ölmüş. Ondan sonra tahta Safa Gerek gelmiş. Safa Gerek geldikten sonra Süyümbike ile yeni gelen kişi evlenmek zorunda. Yani Süyümbike ile evlenmiş.
Evlendikten sonra tekrar şimdi Kazan Tatarları Kırım Tatarlarını da sevmiyorlar. Kendimizdeki olsun istiyorlar. Onu da tekrar kovmuşlar. Tekrar gitmiş, tekrar gelmiş. Geldikten sonra da Ruslara karşı mücadeleler vermiş. Büyük galibiyetler kazanmış Murum şehirlerinde vesaire. Ondan sonra kısa bir süre sonra Safa Gerey Han vefat etmiş. Onun vefatından sonra 2 yaşındaki oğlu Ütemiş Gerey Kazan Hanlığı'nın tahtına geçmiş. Tabii ki de kendi başına yönetemez. Annesi Siyimbike yönetmiş ülkeyi. 1549 yılında Ruslar tekrar saldırıya geçmiş. Şimdi 4. İvan geldi, Korkunç İvan olarak bildiğimiz tarihte. 4. İvan geldikten sonra 1549 yılında büyük bir saldırı olmuş. Yani bunlar Kasım ayında Moskova'dan çıkmışlar. Ancak Şubat'ta gelebilmişler o Kazan Hanlığı'na. Siyimbike bizzat kalenin üzerine çıkarak savaşı yönetmiş ve Ruslar yenilmişler bu savaşta. Ancak dönüş sırasında Kazan'a 60 kilometre uzaklıkta olan Ziye diye bir yer var. Ziye, tepecik gibi bir yer. İdil ile Ziye Nehri'nin birleştiği bir yer. Kazan oradan çok güzel gözüküyor. Burada biz kale yapalım demişler. Hem Kazan güzel gözüküyor, iyi gözüküyor. Buradan idare ederiz savaşlar diye. Yani kafalarına koymuşlar artık. Kazan Hanlığı'nı alacaklar, işgal edecekler Ruslar. Ondan sonra 1951 yılında tekrar gelmişler. Gelince de o Ziya Kalesi'ni 1 ay kadar kısa süre içerisinde inşa etmişler. Ve savaş oradan yönetilmiş. 51 yılında kuşatmışlar Kazan Hanlığı'nı. İsteseydi o zaman da yani işgal edebilirdi ancak yani kedinin parayla oynadığı gibi Korkunç İvan şart koşmuş şimdi. Siyimbike'yi ve oğlu Ütemiş Gerey'i ve taraftarlarını bana esir olarak vereceksiniz. Birinci şartı bu. İkincisi Rus esirlerini teslim edeceksiniz ve Kuzey Doğu tarafındaki Çuvaş, Mardva ve Mari toprakları Moskova'nın olacak. Yani buna evet demişler. Kayıtsız, şartsız Kazan Hanla, Kazan Beyleri demişler ve 1551 yılının 11 Ağustos tarihinde Siyimbike Moskova'ya esir olarak verilmiş. Şimdi Siyimbike Moskova'ya esir olarak verilirken eşi Safa Gerey'in mezarı yanında ağıt. Yani oraya gitmiş ve vedalaşmak için şöyle kısaca da olsa okumak istiyorum. Bu şimdi Hadi Atlasi'nin bir kitabı var. Türkçe'ye de tercüme edildi. Kazan Hanlığı'nın Çöküşü ve Siyirlik'e diye. Bu kitapta var şeyler. Bu ağıt. Onu kısaca okumak istiyorum. Çok acıklı bir olay. Tüm halk ağlamış, hatta esir olmaya giden Ruslar bile gözyaşlarını tutamamışlar onun bu davranış karşısında. Sümbike şöyle demiş. Ey benim sevgili padişahım Safa Gerey. Görüyor musun? Bütün eşlerinden çok sevdiğin eşini. Şu an ben sevgili oğlum ile Rus yurduna esir olarak gidiyorum. Sevgili padişahım, benim acı haykırışlarımı, ağlayışlarımı duysana. Karanlık lehtini açıp beni yanına alsana. Senin lehtin sana ve bana han tahtı olur. Aydınlık saray olur. Sevgili padişahım, genç ve güzel bir kendini kabul etsene. Beni harap etmesene. Dilleri ve dinleri başka olan yot ellere gitmeyeyim. Ben kaygımı kime söyleyeyim? Oğluma mı söyleyeyim? O daha sütten ayrılmadı. Babama mı söyleyeyim? O buradan çok uzakta. Kazanlara mı söyleyeyim? Onlar ki kendi iradeleriyle anlaşarak beni Ruslara veriyorlar demiş. Ve böylelikle gemiyle alıp götürmüşler Siyimbike'yi. Önce Ziya Kalesi'ne, sonra da oradan Moskova'ya. Ve 8 ay sonra o hain dediğimiz Şah Ali ile evlendirmişler. Sonraki hayatı da Siyimbike'nin belli değil. Bugünkü günde mezarı da nerede olduğu belli değil. Ancak Kasım Hanlığı'nda o Şahalilerin gömüldüğü bir mozoli mi diyoruz artık mezarlıkta belirsiz olan bir mezarlık var. Büyük olasılık odur diye düşünüyoruz ama kimsenin umurunda değil. Bunu haydınasını yaptıralım bakalım kimdir nedir diye.
Bunu aslında Tataristan'ın yapması gerekiyor ancak yapılmıyor maalesef. Buradadır diye düşünüyoruz. Yani düşünce bu yönde. Daha sonra da 1552 yılında Kazan Hanlığı 2 Ekim tarihinde bu eski yeni tarih olarak 2-15 olarak biliyoruz. İşgal edilmiş Korkunç İvan tarafından. Ve Kazan Tatarlarının büyük çoğunluğu Çalım şehrine gidip orada daha da 4 yıl mücadelelerini sürdürmüşler. Şimdi günümüze girdiğimizde Kazan'da bu şeyi andıran iki tane anıt var diyeyim size. Birisi şöyle göstereyim. Görenler vardır. Süyünbike Mağarası Kazan şehrinde. 7 katlı bir bina böyle. Rivayetlere göre ne zaman yapıldığı belli değil bu şeyin, minaranın. Ancak yeni Tatar mimarisi olduğu belli ve rivayetlere göre de Süyünbike en üst kata çıkıp kendini atmış diye de bir rivayet var. İkincisi böyle bir yapıt var piramit şeklinde. Eskiden tepecikte olmuş bu. Daha sonra da Kuymuş Barajı yapıldıktan sonra sular ortasında kalmış. Su ortasında öyle duruyordu. Daha sonra da köprü yapmışlar. Burada şimdi şey Kazan'ı işgal ederken şehit olan askerlerin anısına. Yani işgal ederken şehit olmak ne demek? Yani işgalciler şehit oluyor mu? Vatan için mücadelede şehit olunur değil mi? Bu kadar ters bir şey İvan'ın vasiyeti üzerine yapılan bir şey. Kazan Tatarlarına bugün hiçbir şey yapılmamıştır. İstemelere rağmen bu Kazan Kremli'nin yanına bir levha asalım. Hani Kazan şehitleri buradadır, burada vefat etmişlerdir gibilerinden. Hiçbir şey yani sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri, şahıslar, aydınlar hepsi müracaat ettiler. Ancak rafa kaldırılıyor her şey. Her yapılan müracaat rafa kaldırıldığı için. Yani hiçbir şey yapılamadı bugüne kadar. Ancak bir mezar taşı vardı. Şeyde. Kozak Tatar mezarlığında. Şöyle yazılmış. Kozan'da Tatar mezarlığında 1552 Kozan şehitleri anısına sembolik bir mezar taşı bulunmaktadır. Taşta böyle yazıyor. Milletteşimdir. Bu mezarda 1552 yılının sonbaharında başkent Kazan ve milletimizin bağımsızlığı uğruna gerçekleşen kutsal savaşta şehit düşen asil zatların cesedi yatıyor. Kahraman atalarımız sana örnek olsun. Onların yüce ruhuna dua et. Milletin kaderini düşün. Bağımsızlığın yollarını ara. Allah rahmet eylesin diye yazılıyor. Şimdi ben kısası dedi. Şey, bir şiirle bitireyim. Sen bir de şiiriyle. Şiir değil de şarkı. Razil Veliyev sözlerine Rizde Ahyarova bestelemiş bunu. Ben şiir olarak okuyorum ve anlamında bitirdi şey. Ha, şu anlamda. Kazanıma dinler inse, seni izler karim gökke, zengar gökte ay mınlana, mınlana gök siyindike. Seni uylap öte yazlar, seni uylap kızlar jide. Yomgır bulup kız çılamay, sen yılıysan siyindike. Soğuşlarını süte süte, oylar öte, yıllar öte. Biznin yazmış senin bilen, men gibirge, Süyünbike. Oy mınlana zengar kökte. Kozan haman seni küte, yazmışına hoca bulup. Koy çizim har, Süyünbike. Çevirisini de okuyayım da. Kozanıma geceler inerse, seni arıyorum gökyüzünde. Mavi gökte oy hüzünleniyor, sanki hüzünleniyor Süyünbike. Seni düşünerek geçiyor baharlar, seni düşünerek sonbahar geliyor. Yağmur olarak sonbahar ağlamıyor, sen ağlıyorsun Süyünbike. Hüzünleri süke süke, aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Bizim kader seninle, ebediyen birlikte Süyünbike. Oy hüzünleniyor mavi gökyüzünde. Kozan halen seni bekliyor. Kaderine sahip olup, dön lütfen Süyünbike. Demiş. Çok teşekkür ederim.